maalesef bu hataları yaptım. Bu hatalardan en büyüklerinden mesela sinema filmleri. Şimdi sen Borç Harç filmine şey demişsin mesela, bu film 3 milyon TL para kazandı demişsin. Mesela ben Borç Harç filminden 1 TL para almadım, biliyor musun? Çünkü dediğim gibi ben bir gerizekalıyım ve hayatı çok farklı kanunlarla değerlendiriyorum. En azından bu gittiğim yolu. Çünkü O Ne Diyor'yla uzun zaman birlikte olduk ve O Ne Diyor'da programlar yaptık ve aslında bizi parlatan Babala da parlayacaktı belki ama O Ne Diyor'da daha da hızlandı. Daha da hızlı parlattılar bizi. Orada çalışan insanlar, işte O Ne Diyor'un sahipleri falanlar filanlar, çok güzel bir ekip olduk. Bir sinema filmi yapıp koymak istiyoruz dediklerinde de doğal olarak dönüp şey diyemedim. Hani saçmalamayın, nerede sinema filmi, getirin de bakalım falan Ha, diyemedim. onu Çünkü o sırada... soracaktım ben. Yani o Borç Harç nereden çıktı, hazırlayan kim, yazan kim diye soracaktım. Tabii. Ben o filmde mesela senarist de değilim, yönetmen de değilim. 14 günde çekilmiş bir şey, film hakkından, yani film hakkında konuşuyoruz şu anda. Yani film şuydu benim için. Bir vefa durumu vardı. Adamlar bir şey yapıyorlar. Sen çok ünlüsün, ne yapsan izleniyor falan filan. O adamlar ne olur işte, biz O Ne Diyor'da film yapıyoruz O Ne Diyor olarak. Bizim filmde oynamaz mısın? Oynamaz mıyım? Oynarım abi. Çünkü ben mesela 3000 kişinin takip ettiği YouTube kanallarına da konuk oluyorum mesela. Biri çağırdığı zaman hop gidiyorum. İşte bir arkadaşımın klibi oluyor. Gidiyorum, oynuyorum abi. Önemli değil. Tabii ki bunların strateji olması lazımmış. Stratejisi yani. Demişler ki bu herif niye her yere gidiyor? Kendini mi göstermeye çalışıyor? Kendini göstermek böyle olmuyor, biliyorsun. Zaten kendimizi gösterdiğimiz bir platformumuz var ama bu herif de çok takipçisi var. Götü kalktı durumundan kurtulmak için aslında. Bayağı bir yol aldım şeyleri mesela. Yeni YouTube kanallarına gittim, radyo programlarına katıldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sinema filmi de aynen bu şekildeydi. Sonra ikinci sinema filmi geldi. O da bok gibiydi. O filmde şöyle bir şey 40 oldu. yalan mı ikincisi dediğin? Tabii, ikincisi de 40 yalan mesela. Şimdi o filmde de şöyle bir durum var. Bu senin Peki o da O Ne bahsettiğin... Diyor'un mu? Efendim? O da O Ne Diyor'un mu? Yok, o ne diyorum değil. O tamamen maddi karşılık beklediğim bir işti. Sebebini anlatacağım ben. Şimdi memur çocuğu olmaktan zar herhalde. Ben o çok büyük linci yediğimde ve senin de işte podcastinde anlattığın o linci yediğimde gerçekten psikolojik olarak, yani bilmiyorum, en azından birazcık tahmin edebilirsin herhalde girdiğim şeyi. Düşünsene, hani sokağa çıktığımda bile şey zannediyordum böyle. Biri gelip böyle ulan sen bunu nasıl dersin deyip falan, hani beni yuhalayacak falan zannediyordum. Öyle bir psikolojik bunalım olamaz. Çok acımasızdı. O dönemde de bu adamlar dediler ki bizim bir sinema filmimiz var ve sana şu kadar para veriyoruz. Aa dedim, parası çok iyi. Çünkü tek yapmak istediğim, bayağı gideyim Antalya'da yaşayayım abi. Niye insanlar benim yaptığım videolara yorum yapsın ki, ya da çektiğim fotoğraflara like atsınlar ya da yorum yapsınlar ki mesela. Doğal olarak gideyim bu güzel parayı alayım. Film tamam, oynarım abi. Ondan sonra yoluma bakarım. Psikolojisiyle yapılmış bir sinema filmi. Yani oynadığım bir sinema filmi. Onda da tabii ki yazar değilim, yönetmen değilim, falan değilim, filan değilim ama bu kadar adam tanıyorken, bu kadar imkanın varken de madem bu kadar güveniyorsun kendine ve madem oynadığın işlere bu kadar bok atıyorsun, o zaman git kendin adam gibi bir film yaz. Tanıdığım yok, param yok. O ikisi de var. O zaman niye gidip adam gibi bir sinema filmi çekmiyorsun da böyle boş beleş işlerle uğraşıyorsun adam derseniz de, inan bana o popüler kültürün etkisinde, yine söylüyorum, bir gün konsere gidiyorsun abi. Oradan çıkıp söyleşiye gidiyorsun. Bazen aynı gün içerisinde farklı iki şehirde yine söyleşin oluyor. Onlara gidiyorsun. Oradan dönüyorsun işte, videonu çekiyorsun. Videonun montajına kendin giriyorsun. Sonra diğer formatları tartışıyorsun. Babala TV'de bu olsun, bu şu olsun falan filan. Yani 7 günün 8 günü dolu. Öyle düşün. Doğal olarak bu hengamede çok da fazla düşünemiyorsun böyle konuları. Çok duygusal davranıyorsun. İnsanlar bana böyle yaptı, ben parama bakayım abi falan demeye başlıyorsun. Bu 3 ay sürüyor ama o 3 aylık sürede sen 30 konsere, 30 işte söyleşiye ve bir de sinema filmine gitmiş oluyorsun. Sonra dönüp arkana baktığında ulan ben bunu para için mi yaptım? Allah da beni ne yapmasın diyorsun. Ya bunlar gibi sırasıyla sayacağım tabii çok fazla şey var. Ama dediğim gibi bunların hiçbiri maalesef bir başlığa, bir şeye, matematiğe ait değil. Bu böyle oluyor ve böyle gidiyor.